Bey baba lütfen bizim de karnımız aç, biz de yiyelim ne olursun. Ya şu yemekten bir lokma alalım bari lütfen. Çek elini. Ya lütfen karnımız aç ama. Beni ilgilendirmez, cezalısınız diyorum size, cezalısınız. Evet çocuklar, üvey babanız doğru söylüyor, cezalısınız. Kalkın çabuk sofradan, defolun diyorum size, defolun. Üvey babanızın sözünü dinlemediniz, cezalısınız çocuklar. Arda abi benim karnım aç. Aç kalın bugün de akılınız başınıza gelsin. Arkadaşlar her like bu kötü üvey babaya bir tokat olsun. Bakalım üvey babaya kaç tokat gelecek? Her abonede bir tekme olsun. Hadi gücünüzü gösterin. Şuna haddini bildirelim. Aşkım hak ettiler yani, sözümü dinlemediler. Haklısın Ömer. Üvey babaları olduğun için seni sevmiyorlar. Ama sevecekler, merak etme. Ben gidiyorum ya. Arda abi nereye? Bu evde daha fazla durmayacağım. Gidiyorum. Annem bile bizi artık sevmiyor. Bu evde daha fazla durmayacağım. Gidiyorum. He? Öteki nerede? Arda nerede? Nereye gitti? Boşver aşkım. Biz kahvaltımızı etmeye devam edelim. Ne hali varsa görsün. Çalışıp zengin olacağım. Para kazanacağım. Sonra bir ev satın alıp kardeşlerimle beraber o evde kalacağım. Hiç kimse beni işe almadığı için mecbur karton toplamam lazım. Bu sayede bu kartonları markete satıp para kazanabilirim. Şimdi şehirdeki çöp kutularından karton toplayayım. İşte şu ileride bir çöp kutusu olacaktı. Belki içinden karton çıkar. Evet burada birkaç tane karton varmış. Şunları alayım. Daha sonra bunları markete satmaya giderim. Of çok yoruldum, yeter bu kadar. Şunları satmaya gideyim artık. Daha sonra biraz dinlenirim. Zaten gece oldu, market kapanmadan hemen satayım şunları. Marketçi abi. Hey buraya bak. He? Ne oldu ufaklık? Karton alır mısın? Bayağı bir karton topladım. Bize de karton lazımdı. Bekle burada, para getireyim. Oh be işte bu. Evet işte geldim. Al bakalım getirdim parayı ama kartonları şu tarafa koy. Tamam tamam koyarım. Sağ ol marketçi abi. Vallahi paraya ihtiyacım vardı. Sen her gün topla, ben bu kartonları her gün senden alırım. Tamam olur. Hadi görüşürüz. Oh be ilk paramı kazandım. Ama bugün iş çok yorucuydu. Gideyim parkta dinleneyim biraz. Bundan sonra o eve asla geri dönmem. Asla. O adam bizim evde olduğu sürece ben sokakta kalacağım. O eve adımımı bile atmayacağım. Neyse şurada biraz dinleneyim. Yarın tekrar çalışırım. Of havada biraz soğukmuş ama neyse burada kıvrılıp yatarım şimdi. Saat gece 1 oldu. Arda hala eve geri dönmedi. Hüsamettin ne yapacağız kardeşim? Bilmiyorum Ayça, bilmiyorum. Şuna baksana, annem de artık bizi sevmiyor herhalde. O adamla uyuyor. Arda umurunda bile değil. Kafam, of kafam. O neydi ya öyle? Olamaz, böcek ısırdı. Öf ya ne yapacağım ben ya, nerede uyuyacağım? Örümcek ısırdı resmen. Öf öf. Şuna bak, ne çirkin bir şeymiş ya. Neyse gideyim bari. Uykum da kaçtı. Öf ya. Ha? Bu ne be? Ayağıma yapıştı. Ot yapışmış ya. Git. Ulan şimdi de elime yapıştı, gitmiyor. Ne biçim bir şeymiş bu ya. Hüsamettin bir sihir yapmaya çalışsana. Belki Arda'nın nerede olduğunu görürsün. Deniyorum deniyorum ama işe yaramıyor. Sihirli güçlerim çalışmıyor. Ne yapacağız ya? Arda da geri gelmiyor. Kim bilir şu anda nerede? Sonunda kurtuldum şu yapraktan. Uykum da kaçtı. Lan bu ne? Olamaz, ne oluyor? Elimden bir şeyler çıktı. Tövbe tövbe, bunlar ne be? Gidin gidin, yapıştılar elime. Yapışkan bunlar, örümcek ağ gibi. He? Gittiler. Ne oluyor bana ya? Örümcek ısırdığından beri ellerimden ayaklarımdan ağ çıkıyor. Aynı oradaki örümceğin ağına benziyor. Lan yoksa örümcek adam mı oluyorum? İşte bu. Çok eğlenceli. Şuna bak, ellerim ayaklarım değişiyor resmen. Güçlendiğimi hissediyorum. Resmen duvara yapışıyorum. Sanırım artık bir örümcek adamım. Acaba ağ atabiliyor muyum? Deneyelim bakalım. İşte bu. Ağ atabiliyorum. Artık istediğim her şeyi yapabilirim. Haydi bakalım. Eğer ki gerçekten örümcek adama dönüşüyorsam bu zor olmamalı. Herhalde buraya çıkabilirim yani.
İşte bu, gidiyorum. Resmen duvara yapıştım, binayı tırmanıyorum. Hayatım boyunca en istediğim şeydi bu. Örümcek ardı oldum. Örümcek adamım artık. Evet, yeteneklerimi tamamen öğrenmem lazım. Şöyle binanın üstüne çıkalım. Haydi bakalım, ben hazırım. Buradan karşı binaya zıplayacağım. Normal bir insanın bunu yapması imkansız. Eğer ki bunu yaparsam gerçekten örümcek adam oluyorum demektir. Gidiyorum. İşte bu. İşe yaradı, yaptım. Artık dilediğim gibi zıplayıp uçabilirim. İşte bu. Geliyorum. Hop. Harikayım. Artık karşımda hiç kimse duramaz. Hop. İşte bu. Hüsamettin kardeşim, bu böyle olmayacak. Annemlere haber verelim. Arda abimin başı belada olabilir çünkü. Gece saat 2 oldu. Saate baksana. Hala gelmedi. En azından annemlere söyleyelim. Üvey babamın ve annemin umurunda değil ki. Umurunda olsaydı zaten şu ana kadar fark etmişlerdi. Haklısın ama yine de haber verelim. Dur Ayça, dur. Lütfen Ayça, uyandırma. Bak bizi döver şimdi. Anne, üvey baba, uyanın. Ayça dur bak, üvey babamız çok kızacak. Hey, size diyorum, uyanın. Ne? Ne oluyor be? Arda abim sabahtan beri evde değil. Lütfen onu aramaya gidelim. Nerede Arda? Nerede ya bu çocuk? Bilmiyoruz. Hatırlamıyor musunuz? Kahvaltıdan sonra evden çıktı. Hala geri dönmedi. Ya başlatmayın Arda'nıza. Uyuyacağım ben. Ömer aşkım, hadi kalk bakalım şu çocuğa. Öf ya, öf. İyi, tamam, bakalım bari. Geliyorum. İşte bu. Gideyim de Ayça ve Hüsamettin'e göstereyim. Şu halime baksana. Resmen örümcek adam oldum. Artık o üvey baba karşımda duramaz. Bana ya da kardeşlerime bir şey yapmaya kalkarsa işte o zaman onun işini bitiririm. Neyse, artık çalışmama gerek yok. Artık süper kahramanım. Süper kahramanların çalıştığı nerede görülmüş? Hüsamettin ve Ayça çok şaşıracak. Onları göstermek için sabırsızlanıyorum. Anneciğim, üvey babacığım, lütfen Arda'yı bulunca ona bir şey yapmayın. Gecenin bir vakti bizi kaldırdı. Siz karışmayın. Onu bir bulayım, ben yapacağımı bilirim. Nereye gitmiş olabilir, aklınızda bir yer var mı? Sihirli güçlerimle bakardım ama kullanamıyorum şu anda. Neyse, buluruz şimdi, aşağı inelim. Anne lütfen Arda'yı bulunca bir şey yapmayın. Bak ben ona neler yapacağım görürsünüz siz. Olamaz ya, Arda'yı çok kötü dövecek. Yine sopayla dövecek. Ayça keşke söylemeseydik. Ama dışarıda başına daha kötü şeyler gelebilir. İçeri girsem mi acaba ya, uyuyorlardır şimdi. Uyandırmayayım en iyisi. Sabaha karşı girerim. Şimdi girersem kapı sesine uyanırlar. Arda neredesin ya? Neredesin? O çocuğu bir bulayım, kemiklerini kıracağım. İşte, olamaz. Görmesinler beni. Nereye gidiyor bunlar şimdi? Ömer aşkım, ben zenginlerin eve gidiyorum. Arda belki oradadır, bir sorayım. Tamam aşkım, ben de geleyim mi? Yok yok, şimdi fakir de oradadır. Tartışma çıkmasın, ben kendim giderim. Tamam, bekliyorum seni evde. Lan bunlar beni arıyor, merak etmişler. Öf Arda ya, kim bilir neredesin? Aa, Miray geldi. Allah Allah, bir şey mi oldu acaba? Zengin, ben geldim, kapıyı açın. Uyuyorlar ama uyandırmak zorundayım. Geldim geldim. Ne oluyor ya gecenin bir vakti? Hey, evde misiniz? Geldim. Ne oldu Miray? Biz de geldik. Ne oluyor ya? Hayırdır Miray? Ya Arda sabah evden çıktı, hala geri dönmedi de burada mı diye soracaktım. Nasıl ya? Arda burada değil ki. Evet, burada değil. Ya ben de buraya gelmiştir diye endişe etmedim ama nerede şimdi bu çocuk? Ya bir çocuğa bile göz kulak olamıyorsunuz ya. Ne yapıyorsunuz siz? Neyse ya, ben gidiyorum. Kerem komisere haber veririz. Şimdi o bulur. Dışarıdadır herhalde. İnşallah dışarıdadır. Başına bir şey gelmemiştir inşallah. Ulan velet, sen geleceksin bu eve. Ben sana yapacağımı bilirim. Aşkım ben geldim. Heh, ne oldu, bulabildin mi Arda'yı? Hayır yok, zenginlerde değil. Eve bir gelsin, ben ona soracağım. Yaramazlıklarının bedelini ödeyecek o çocuk. Olamaz ya, çok kızdı. Evet evet, sana demiştim işte, söylemeyelim demiştim. Kerem komisere gitmeye gerek yok. Polise haber verirsek onu iyi bir dövemem. Bekleyelim biraz daha, ne olsa gelir. Aşkım fazla dövme, olur mu? Geldiğinde ona kibar davran. Sen karışma Miray. Onu iyi bir dövmezsek bir daha yapar böyle. O yüzden eşek sudan gelinceye kadar döveceğim onu. Neyse ya, daha fazla merak etmesinler. Gireyim artık eve. Değerimi anlamışlardır umarım. Aha şuraya bakın. Şuradaki Arda değil mi? He? Nerede? İşte orada, geliyor. Evet, artık eve gireyim. Aa, siz uyumadınız mı? Şimdi sorarım ben. Neyse sana. Ben yatayım. Gel buraya.
Bana bak! Senin bu halin ne he? Senin kıyafetlerine ne oldu? Üvey baba, beni artık o sopayla korkutamazsın, tamam mı? Uzak dur benden. Ne oldu o kıyafetleri giyince süper kahraman mı kesildin başımıza? Bak seni uyarıyorum, uzak dur benden. Yoksa acımam. Ulan ben seni var ya... Seni uyarmıştım. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum ama yumruğumun tadına bakacaksın. He? Nerede bu? Nereye gitti? Arda oğlum! Ne oluyor ya? Neredesin velet? Çık karşıma! Şşt! İşte buradayım. Demiştim sana. Benden ve kardeşlerimden uzak dur. Seni bir daha uyarmayacağım. Arda oğlum ama bu nasıl oluyor? Vay be! Arda ne yaptın sen? Ona haddini bildirdim. Onu uyarmıştım.